11. Bölüm. Tanrı'nın kendine ayırdığı kişiler. Öyleyse şunu soruyorum. Tanrı kendi halkından yüz mü çevirdi? Kesinlikle hayır. Ben de İbrahim soyundan, Benyamin oymağından bir İsrailliyim. Tanrı önceden bildiği kendi halkından yüz çevirmedi. Yoksa İlyas'la ilgili bölümde kutsal yazının ne dediğini, İlyas'ın İsrail'e karşı Tanrı'ya nasıl yakındığını bilmez misiniz? Rab, senin peygamberlerini öldürdüler, senin sunaklarını yıktılar, yalnız ben kaldım, beni de öldürmeye çalışıyorlar. Tanrı'nın ona verdiği karşılık nedir? Baal'in önünde diz çökmemiş 7000 kişiyi kendime alıkoydum. Aynı şekilde, şimdiki zamanda da Tanrı'nın lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır. Ama bu, lütufla olmuşsa, iyi işlerle olmamış demektir. Aksi halde lütuf artık lütuf olmaz. Sonuç ne? İsrail aradığına kavuşamadı. Seçilmiş olanlar ise kavuştular. Geriye kalanların da yürekleri nasırlaştırıldı. Yazılmış olduğu gibi, Tanrı onlara uyuşukluk ruhu verdi. Bugün bile gözleri görmüyor, kulakları işitmiyor. Davut da şöyle diyor. Onların sofrası kendilerine tuzak, kapan, tökez ve ceza olsun. Gözleri görmemek üzere kararsın. Bellerini hep bükük tut. Aşılanmış dallar. Öyleyse şunu soruyorum. Yahudiler düşmek üzere mi sendelediler? Kesinlikle hayır. Ama onları imrendirmek için suçlarından ötürü diğer uluslara kurtuluş verildi. Eğer Yahudilerin suçu dünyaya zenginlik, bozgunlara uluslara zenginlik getirdiyse, bütünlükleri ne kadar daha büyük bir zenginlik getirecektir. Diğer uluslardan olan sizlere söylüyorum. Uluslara elçi olarak gönderildiğim için görevimi yüce sayarım. Böylelikle belki soydaşlarımı imrendirip bazılarını kurtarırım. Çünkü onların reddedilmesi dünyanın Tanrı ile barışmasını sağladıysa, kabul edilmeleri ölümden yaşama geçiş değil de nedir? Eğer hamurun ilk parçası kutsalsa hamurun tümü kutsaldır. Eğer kök kutsalsa dallar da kutsaldır. Ama zeytin ağacının bazı dalları kesildiyse ve sen yabani zeytin filizi olarak onların yerine aşılanıp öz ağacın semiz köküne ortak oldunsa dallara karşı övünme. Eğer övünüyorsan unutma ki sen kökü taşımıyorsun. Kök seni taşıyor. O zaman ben aşılanayım diye dallar kesildi diyeceksin. Doğru. Onlar imansızlıktan dolayı kesildiler. Sen ise imanla yerinde duruyorsun. Böbürlenme, kork. Çünkü Tanrı asıl dalları esirgemediyse seni de esirgemeyecek. Onun için Tanrı'nın iyiliğini ve sertliğini gör. O, düşenlere karşı serttir. Ama onun iyiliğine bağlı kalırsan sana iyi davranır. Yoksa sen de kesilip atılırsın. İmansızlıkta direnmezlerse, Yahudiler de öz ağaca yeniden aşılanacaklar. Çünkü Tanrı'nın onları geri aşılamaya gücü vardır. Eğer sen, doğal yapısı yabani olan zeytin ağacından kesilip, doğaya aykırı olarak cins zeytin ağacına aşılandınsa, asıl dalların öz zeytin ağacına aşılanacakları ne kadar daha kesindir? Tüm İsrail kurtulacak. Kardeşler, bilgiçliğe kapılmanızı önleyecek şu sırdan habersiz kalmanızı istemem. İsraililerden bir bölümünün yüreği, diğer uluslardan kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek nasırlaşmıştır. Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi, kurtarıcı Siyon'dan gelecek ve Yakup'un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracaktır. Onların günahlarını kaldıracağım zaman kendileriyle yapacağım antlaşma budur. Yahudiler müjdeyi reddederek sizin uğrunuza Tanrı'ya düşman oldular. Ama Tanrı'nın seçimine göre ataları sayesinde sevilmektedirler. Çünkü Tanrı'nın armağanları ve çağrısı geri alınamaz. Bir zamanlar Tanrı'nın sözünü dinlemezdiniz. Ama şimdi Yahudilerin söz dinlemezliğinin sonucu olarak merhamete kavuştunuz. Bunun gibi Yahudiler de sizin kavuştuğunuz merhametle merhamete erişmek için şimdi söz dinlemez oldular. Çünkü Tanrı merhametini hepsine göstermek için hepsini söz dinlemezliğin tutsağı kıldı. Tanrı'ya övgüler. Tanrı'nın zenginliği, bilgeliği ve bilgisi ne derindir? Onun yargıları nedenle akıl ermez, yolları nedenle anlaşılmazdır. Rabbin düşüncesini kim bildi? Ya da kim onun öğütçüsü oldu?
Kim ona bir şey verdi ki kendisine geri ödensin? Her şeyin kaynağı O'dur. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için var oldu. Sonsuza dek O'na yücelik olsun. Amin.